Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün ağızda kum gibi dağılan bademli kurabiye yapacağız. 5 çaylarınızın yanına yakışabilecek en güzel kurabiye tariflerinden biri ve çok az bir malzemeyle yapılıyor. Dilerseniz tarifimize geçelim. Yoğurma kabımıza 125 gram margarin ya da tereyağımızı alalım. Mutlaka yağınız oda sıcaklığında olsun. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı buğday nişastası, olmayanlar mısır nişastası da kullanabilir. 1 adet yumurta. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Unumuzu eklemeden önce bu karışımları macun kıvamına getirelim. Hamurumuza toplamda 3,5 su bardağı elenmiş un gidiyor. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hepsini birden eklemeyin. Çok sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğuralım. Yoğrulan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler alalım. Pişirme kağıdı sermiş olduğumuz fırın tepsisine sırasıyla dizelim. Dizerken mutlaka aralıklı dizin arkadaşlar. Kurabiyelerimizin şu orta kısmına birer adet delik açalım. Sizin evinizde bu şekilde aparat yoksa işaret parmağınıza şu şekilde hafif bastırarak da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kurabiyelerimizi 20-25 dakika arasında beyaz kalacak şekilde pişirelim. Pişen kurabiyelerimizin tamamen soğuması için tezgahımızda 5-10 dakika bekletelim. Kesinlikle sıcakken kurabiyelerinize elinizi değmeyin. Kurabiyelerinizde dalma olacaktır. 40 gram bembara usulü eritmiş olduğum sütlü çikolatalarımı şu orta kısımlarına dolduracağım. Çikolatalarımızın üzerine birer adet badem koyalım. Kurabiyemizi daha şık hale getirmek için üzerlerine çok az miktarda Antep fıstığı serpelim. Kurabiyelerimizin üzerindeki çikolata tamamen donduktan sonra servis edebilirsiniz. Size yakın çekimden kurabiyemi göstermek istiyorum. Üzerindeki çikolata donmadı ama size içerisini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz kıyır kıyır. Önemli olan elinize dağılmayacak kurabiye. Yerken ağzınızda dağılıyorsa o kurabiye bilin ki o pastane kurabiyesi olmuş demektir. Bizim kurabiyemiz de aynı o şekilde arkadaşlar. Garantili bir kurabiye tarifiydi. Umarım sizler de beğenir ve ellerinizde yaparsınız. Ağzınıza kum gibi dağılan muhteşem bir kurabiye tarifiydi. Bu tarifim de sonuna geldim. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.